Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Şebnem. Ne yapıyorsun? Sütlaç yapıyorum. Hey tatlı. Sütlaç nasıl yapılır videosu olmayacak. Bugün gündeme dair ilginç bir video yapalım istedik. Hem beleş şeyimiz olur hem de bir şey konuşmuş oluruz diye düşündüğümden dolayı Şebnem'in yanına geldim mutfağa. Şimdi Şebnem şöyle bir konu var. Aklıma bu mu geldi henüz şu anda? Evet. Şimdi şöyle bir konu var. İlginç bir şey gördüm bugün internette. Bazılarınızın haberi vardır belki. Yolo Cost diye bir muhabbet var. Şimdi Yolo Cost muhabbeti nedir? Önce şu camı bir kapatayım. Biraz sütlaç kokusuna boğulalım. Yolo Cost muhabbeti nedir? Şimdi zamanında 2. Dünya Savaşı döneminde bir Nazi'nin soykırımı olduğu zamanlar işte böyle Yahudileri soykırım yaptıkları zamanlar. Soykırım. Holocaust diye bir muhabbet var. Şimdi Holocaust muhabbeti işte Yahudilerin belli bir sistematik şekilde soykırıma uğratılması ve 6 milyon Yahudinin aşağı yukarı bu soykırımda can verdiği tahmin ediliyor. Soykırım mı? Ya soykırım işte. Dilim dönmüyor. Soydan sonra U sert sessiz ünleşme falan gibi muhabbet var ya. Şimdi bunun için bunun için Berlin'de bir anıt yapılmış. Holocaust anıtı diye bir anıt yapılmış. Ve ilginç de bir anıt. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur zaten. Fakat insanlar tabii üzerinden bayağı bir zaman geçtikten sonra bu anıtta fotoğraf çekilmeye başlamışlar. Yani fotoğraflarda şöyle, yoga yaparken, bilmem ne yaparken, burası gerçekten çok ilginç, işte ölü Yahudilerin üzerinden atlarken falan gibi paylaşımlarla böyle giyip fotoğraflar çekilmeye başlamışlar böyle birkaç yıl sonra. Bunu gören biri de internette insanlara bu durumun hani böyle eğlenilecek bir şey olmadığını hatırlatmak için, bu kadar basit edilecek bir şey olmadığını hatırlatmak için insanların selfie'lerini, fotoğraflarını alıp Photoshop'la ne yapmış biliyor musun? Anıt yerine Photoshop'ta anıt yerine anıtları silip harbiden o an işte o soykırıma uğrayan Yahudilerin gözlerini koymuş fotoğrafta. İşte ölü Yahudilerin üzerine atlarken sözünün üzerine adam arkadan atlıyor ve arkasında anıt yerine gerçekten o zaman yaşamış insanlar var ya o kadar güzel Photoshop'lar yapmış ki. Çıktığımızın şeyi zaten iyi yapmış bence öyle. Zaten bu bir akım olmuş. Ve sayfası 2,5 milyondan fazla ziyaretçi almış kısa sürede. Bu bayağı bir akım haline gelmiş. Bu akım haline geldiği için de insanlar hani raporlamaya başlamışlar ve burada şöyle bir şey var. O kadar internet oluyormuş ki herkesin kendi fotoğrafını görmeye başlayanlar olmuş. Alman biri bunu yapan bu arada. Çünkü Almanca sayfasında Almanca şey de vardı. İnsanlar hani bunu artık paslamaya başlamış. Bakın böyle bir daha fotoğraf çekmiş bilmem ne yapmış diye baya baya yapmışlar. Buradan çıkmak için de adamın paylaştığı fotoğraflardan kendini kaldırmak BBC falan haber yapmış bunu. Adamın paylaştığı fotoğraf mesela diyelim ki eskaza bir fotoğraf paylaştım. Adam bunu alıp Photoshop'la işte gözler önüne serdi. Buradan çıkmak için de işte unduş yani duş işte douchebag diye bir şey vardır ya İngilizce'de. Şey gerizekalı değil hani kabadayı. Duş tam anlamını bilmiyorum. Ahmak belki de. İşte unduş yani ahmak değilim .com gibi bir mail adresi var. Oraya mail atıyorsun. Çok özür diliyorum. Ya yaptığımdan dolayı pişmanlık duyuyorum gibi hani bir mail atarsan adam seni çıkartıyor. İlk yaptığı kişi o. İşte ölü Yahudiler üzerinden atlıyorum diye paylaşan kişi çok özür dilerim. Ve yani hiç böyle bir şey olacağını düşünememiştim. Bunu öngörememiştim. Gerçekten benim bir aptallığım bu. Evet gerçekten senin duygularını incittiğim için özür dilerim falan gibi. Çünkü adamın dedesi de galiba orada bir şeye maruz kalmış. Hani adamın hikayesi yok bana ama öyle bir muhabbeti varmış galiba. Bunun üzerine mail atmış ve adam hani bunu paylaşmış bu maili. Hani böyle böyle bir durum var diye. Ya şimdi böyle bir oluyormuş internette. İlginç geldi bana da. LG'de ben sanki böyle bir şey duydum ya. Duymuş olabilirsin. Ben de Facebook'ta haberlerde görmüş olabilirim yani. Olabilirsin yani. Çok böyle bilinmeyen bir muhabbet değil. Ay elim yoruldu. Bir de şurayı açalım. Çok sıcak oldu ya. Ben bunun ateşiyle sütlaçın ateşi. Bu da şöyle bir şey. El Cezire'nin ben şeyinde görmüştüm, sayfasında görmüştüm. El Cezire Türkiye'nin öyle biri paylaşmıştı galiba El Cezire emin değilim. Hani böyle bir muhabbet olmuştu diye. İlginç geldi bana ben de paylaşayım dedim. Yani insanların hani belki de belli bir zaman geçince hassasiyetini kaybettiği konuların ne kadar önemli olduğunu aslında. Yani evet öyle aklınıza gelen her şeyi paylaşmayı internette mi demek istiyorsun aşkım? Yani bilmiyorum. Şu an ben aklıma gelen her şeyi paylaştım gerçi ama belli konulara hassasiyet gösteriyor. Yani, herhalde şu saatte mesela bunu ne zaman yeneceksin bilmiyorum da yani canı süt çeken, sütlaç demiyorum. Süt demek istiyorum canınız çekmesin diye. Süt ve pirinç paylaşımı yani birleşimi bir şey çeker işte insanların canı. Ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın? Bunu vebaline salacaksın. Nereye mail atacaksın? Özür dilerim arkadaşlar ben bunu düşünemedim. Diyebilecek misin? Şuraya mail atan arkadaşlar. Unduş et. Ne bileyim hiç o aklıma gelmemişti. Sadece bir video paylaşmak istedim ya. Ya öyle her anda paylaşamazsın video ama. Moralimi bozdum şu anda. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Çıkıyorum gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Ben gözükmüyorum değil mi buradan? Evet gözükmüyorsun. Hoşçakalın diye savdum kendime. Ay ay. Şebnem'in oyun kanalının co-founder'ı Şebnem Oyunda ile birlikteydik. Bugün de buradaydık. Bay bay. Yarın da buradayız. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz.